Tüm duyguları şu kafanın içinde yaşıyoruz. Burada üzülüyoruz, burada aşık oluyoruz. Peki size şöyle bir şey söylesem, bunu eğitsek dışarıda algıladığımız her şeyi farklı yorumlayabilir miyiz? Daha mutlu, daha keyifli, daha çekici, daha akıllı, daha farkında biri olabilir miyiz? Evet, dünyada ispatlanmış, araştırmalara konu olmuş 5 bilimsel metotla. Şimdi siz söylememişsinizdir de bilirsiniz, insan yalan söyler. Siz kandırmamışsınızdır da bilirsiniz, insan kandırır. Geçen gün bunların üzerine düşünürken konuyu şuraya bağladım. Madem kandırma ve yalan söyleme yeteneğimiz var, bunu beyni manipüle etmek için kullansak ya, beynimizi süper biri olduğumuza ikna etsek, beynimizi süper çalışkan biri olduğumuza ikna etsek, hedeflediğimiz her şeyi başaracağımıza, böyle söküp alacağımıza ikna etsek, yani kafamıza koyduğumuz her şeyi şu beyne yaptırsak ya, nasıl fikir dedim, sonra koyuldum konuyu araştırmaya, sonuç bu mümkünmüş, beyni yeniden programlayabiliyormuşuz. Bu videoya denk geldiğiniz için şanslı. Çünkü 10 günlük araştırmamı size 10 dakikada anlatacağım. Bir de bunun üstüne beğeni ve yorum yapanlardan 10 kişiye Celal Şengör'ün son kitabı "Senin Cahilliğin Benim Yaşamamı Etkiliyor" kitabını hediye edeceğim. O halde çayınız kahveniz hazırsa ve bir beğeni yorum bıraktıysanız hadi gelin başlayalım. Beyin bilgisayara, zihin işletim sistemine benzer. Yaşamımız boyunca yetiştirildiğimiz çevre tarafından, yaşadığımız deneyimler tarafından zihnimiz programlandı. Günlük hayatta aldığımız her kararımızda, yaptığımız her harekette toplumdan aldığımız programların etkisi var. İşte bu hazır programlar zaman zaman bizim lehimize çalışsalar da genel olarak değerlendirdiğimizde insanın tam potansiyeline ulaşmasında birer engeller. Örneğin siz bilinçli olarak bir hedefe ulaşma konusunda bir karar vermiş olabilirsiniz. Ama zihninizin derinliklerinde toplum sizi o hedefe ulaşmanız konusunda başarısızlığa programlamış olabilir. Örneğin siz arkadaş yapmak istiyorum diye bilinçli olarak kendinize bir hedef koydunuz ama zihniniz sizi diğer insanlara karşı iyi arkadaş olmama konusunda programladıysa, yani bilinçaltınızda siz kötü bir arkadaşsınız, arkadaş edinme hedefinize ulaşmakta zorluk yaşarsınız. Dolayısıyla bilinçli hedeflerinizle içsel programlarınız çatıştıkça siz karamsarlığa, mutsuzluğa, başarısızlığa mahkum olursunuz. Basitçe isteklerinle altyapın çeliştiğinde İstediğin şeye ulaşamıyorsun. Okey, konuyu anladık. Peki ne yapacağız? Beynimizi yeniden programlayacağız arkadaşlar. 5 adım anlatacağım şimdi size. 1. Doğru programlamadan önce yanlış programları sil. Beyni doğru programlamayı öğrenmeden önce yanlış programlardan kurtulmayı öğrenmemiz gerekiyor. Mevlana'nın dediği gibi sen ambara saman doldurmaya çalışıyorsun ama fare sürekli kaçırıyor. Saman doldurmayı bir bırak. Önce delikleri bir onar, kaçakları ortadan kaldır ki artık içeri koyduğun samanlar orada duruyor olsun. Yani çalışman bir işe yarıyor olsun. Bayılıyorum böyle eski fikirlerle yeni fikirleri dans ettirmeye. Peki ne yapacağız? Düştünüz mü? Ben düştüm diyeceksiniz. Ben sakarım demeyeceksiniz. Bir gün oldu çalışmadınız hiç. Bugün çalışmadım diyeceksiniz. Ben tembelim demeyeceksiniz. Birisini üzdünüz bugün. Ya bugün yanlış bir şey yaptım. Yarın bunu düzelteceğim diyeceksiniz. Ben pisliğin tekiyim demeyeceksiniz kendinize. Kendinizi yanlış programlamanın önünü kesin. 2. Beyninize değişimin mümkün olduğunu kanıtlayın. Bu benim çok sevdiğim, çok önerdiğim bir egzersiz. Lütfen çok dikkatli dinleyin burayı. 21 gün boyunca her zaman yaptığınız bir alışkanlığı farklı yapacaksınız arkadaşlar. Örneğin her gün dişlerinizi zaten fırçalıyorsunuz ya. Önümüzdeki 21 gün boyunca bunu her gün bilinçli olarak biraz değiştirerek yapacaksınız. Yani bu akşam diş fırçalarken her zamanki elinizi değil diğer elinizi kullanın. Ertesi gün farklı parmaklarınızı kullanın. Ertesi gün farklı yöne doğru fırçalamaya çalışın. Her gün zaten her gün yaptığınız alışkanlıkla ilgili bilinçli olarak farklı bir karar verin. Ya da her sabah ayakkabılarınızı bağlayarak dışarı çıkıyorsunuz. Her gün sabah ayakkabılarınızı farklı biçimde bağlayın. Farklı metotla, farklı elle, farklı yönlerden her gün bilinçli olarak farklı bir karar verin. Peki bunu neden yapıyoruz? Her gün beynin artık otomatik olarak yaptığı şeyi farklı şekilde yapmak beyne şu mesajı veriyor arkadaşlar. Kontrol bende. Her zaman yaptığım şeyleri bile ben artık değiştirebilirim. Beynimin daha derinliklerine kazınmış programlarla ilgili, otomatik reflekslerle ilgili ilginç fikirler yakında geliyor. Buna hazır ol. Artık her olaya farklı şekilde bakmaya hazır ol mesajı veriyorsunuz beyine. 3. Başarmışsızlığı hayal edin. Beyninizi yeniden programlamak için hayal gücünüzü kullanabilirsiniz. Doktor Maxwell Maltz'ın yaptığı bir araştırmada şöyle bir öneri çıkıyor. Bir olay anında o anki sizle hayalinizdeki sizin vereceği tepkileri vereceği karşılıkları, alacakları pozisyonları karşılaştırın diyor. Örneklendirelim hemen. Birine kızdın, sana gerçekten çok büyük bir pislik yaptı. Tam ona söveceksin. Hayır. Mükemmel ben, hayal ettiğim o insan, hayalimdeki ben böyle bir karşılık vermezdi. Cahilliğiyle kalsın diyeceksin ve dönüp arkanı uzaklaşacaksın. Instagram'da bir şey paylaştın. Fotoğrafının altına biri büyük bir küfür etti. Tam karşılık verecekken yok. Hayalimdeki ben bu seviyeye inmezdi. Ben en iyisi bunu engelleyip görmezden geleyim diyeceksin. Bir ortamda tam birinin arkasından konuşasın geldi. Böyle cümleler dilinin ucunda tam çıkacaklar. Hayır. Hayalimdeki ben kimsenin arkasından konuşmaz diyeceksin ve konuyu kapatacaksın. Bunu yaptıkça arkadaşlar sanki sihirli bir değnek dokunmuş gibi size doğal olarak hayatın normal kendi akışında hayalinizdeki insana yaklaştığınızı hissedeceksiniz. 4. NLP. Sınırsız Güç kitabında Tony Robbins beyninizi yeniden programlamanın en kolay metodunun NLP olduğunu söylüyor. Yani Neuro Linguistic Programming. Yani sinir dili programlaması. Nedir bu peki? Biraz fake it till you make it mantığına benziyor. Eğer bu konu ilginizi çekerse hususi olarak bu konunun üzerine çektiğim şu videoyu izleyebilirsiniz. Bu şu demek: yapmaya çalıştığınız şeyi zaten başarmış birisine fiziksel ve zihinsel olarak benzemeye çalışıyorsunuz. Yani o işi başarana kadar o kişiyi taklit ediyorsunuz. Dolayısıyla da bunu yaptıkça beyniniz otomatik olarak o işi başarmış birinin beynine göre kendini yeniden programlamış oluyor. Örneğin daha iyi bir dövüş sanatçısı olmak istiyorsan Bruce Lee'yi takip edeceksin. Onu programlamaya çalışacaksın. Onun hareketlerini, onun kullandığı eli, ayağı, refleksleri, antrenman programını, nereye nasıl vurduğunu, nasıl saldırdığını, hatta dövüş sırasında nasıl nefes aldığını programlayacaksın. Sadece fiziksel bir modelleme değil bu arada bu. Zihinsel olarak da o kişinin inançlarını, düşünce yapısını, zihinsel durumunu ve değerlerini de kopyala diyor NLP. Yani birisi başardıysa sen de onu kopyalarsan otomatik olarak sen de başaracaksın diyor. İşte bu şekilde hayal ettiğiniz şeyi başarmış birisini kopyalayarak beyninizi o şeyi başaracak hale getirebilirsiniz. Yani beyninizi yeniden programlayabilirsiniz. 5. Az gerilim çok olumlama demektir. Allah kimsenin başına vermesin. Müthiş bir diş ağrısı çekerken kimse ders çalışamaz, kimse kitap okuyamaz, şiir yazamaz, program planı yapamaz. Bunun gibi olumsuz düşünceler, olumsuz hisler vücutta gerilim oluşturur. Bu gerilimler de, bu olumsuz durumlar da, insanın kendini kötü hissetmesi de bilinçaltına yeni fikirler aktarmanın önünü keser. Yani yenilenme olasılıklarını, beyni yeniden programlama olasılıklarını düşürür. Öte yandan da tersine mühendislik yaparsak eğer gerilimi azalttığımızda verdiğimiz kararların doğruluk ihtimalleri artar. Düşüncelerimiz daha kapsamlı, daha kuşatıcı olmaya başlar. Bunun için de bilinçli olarak rahatlama pratiklerine ihtiyacımız var arkadaşlar. Her gün kendinize 15-30 dakika ayırın. Derin düşünmeye vakit ayırın. Rahatlama pratikleri yapın. Size iyi gelen artık neyse onu yapın. İbadet edin örneğin. Hemen çıkmadan bir beğeni, yorum bırakın arkadaşlar. Celal Şengör'ün son kitabı Senin Cahilliğin Benim Yaşamamı Etkiliyor kitabını hediye edeyim. Bugün çok iyi bir konu işlediğimizi düşünüyorum. Umarım iyi gelmiştir size de. Dilerseniz not alarak tekrar bu videoyu izleyip hatta size bu videonun özetini hazırlıyorum arkadaşlar ben. Madde aksiyon planlarını da çıkartıyorum. Notion'da bir sayfa oluşturdum. Hemen açıklamalardan bu videonun özeti linkine tıklayarak Notion sayfasını açabilirsiniz. Kendinize kopyalayabilirsiniz ve bu videoyu uygulamalı olarak kendi hayatınıza alabilirsiniz. Sonra da özellikle unutkanım ben diyenler için bir daha asla unutma, her şeyi hatırla videosunu bırakıyorum. Oradan devam edebilirsiniz. Kanalımız 2 milyona doğru gidiyor arkadaşlar. Alanında Türkiye'nin en büyük YouTube kanalıyız. Buradan bildirimleri açmayı unutmayın. Süper videolar gelmeye devam edecek. Birkaç gün sonra yeni güzel bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.